Lezzetler Video Tarifleri bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde birlikte bir pasta hazırlayacağız. Şölen pastası. Önce malzeme listesine bakalım. Sonra yapımına geçelim. Tabanı için 25-30 adet yulaflı bisküvi, 2 çorba kaşığı tereyağı, az süt. Kenarları ve araları için 25-30 adet hazır kedi dili bisküvi, ıslatmak için 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı granül kahve. Krema için 4 su bardağı süt, 3 çorba kaşığı nişasta, 3 çorba kaşığı pirinç unu, 1 adet yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker. Kakaolu krema için 1 su bardağı su, 1 çorba kaşığı pirinç unu, 1 çorba kaşığı kakao ve 1 çay bardağı şeker. Süslemek için 1 adet muz. Malzeme listesi uzun gibi görünebilir. Ancak yapımı korktuğumuz kadar zor değil. Şimdi işlem basamaklarını yavaş yavaş takip ederek yapımına başlayalım. Tabanımızı hazırlayarak yapımına başlıyoruz. Bisküvileri ufalıyoruz. Blender'dan da geçirebiliriz. Ama gördüğünüz gibi çok kolay ufalanıyor. Biz yulaflı bisküvi kullandık. Siz petit beurre bisküvi de kullanabilirsiniz ama yulaflı bisküvi de her yerde bulunabiliyor. Bisküvilerin tümünü ufaladık. Şimdi erittiğimiz tereyağını ilave ediyoruz. 2 çorba kaşığı kadar demiştik. Bir miktar süt. Bunu kontrolle ekliyoruz. Ve bir hamur gibi olana kadar yoğuruyoruz. Bu kadar yoğurmamız yeterli olacaktır. Şimdi böyle bir kelepçeli kalıbımız var. 25 cm çapında yaklaşık. Tabanımızı buraya yerleştiriyoruz. Tabanımızın tabanını yerleştirdikten sonra sıra kedi dili bisküvilerini sıralamaya geldi. Biz bugün kuru kedi dili bisküvisi kullandık. Bunun daha yumuşak kıvamda olanları da mevcut. Şimdi uçlarından tam oturması için şu kadar şöyle bir baş parmağı kalınlığında kesiyoruz. Kedi dili bisküvilerini kestikten sonra şimdi ıslatmak için 1 su bardağı süt ve 1 tatlı kaşığı eriyebilir yani granül kahve birlikte karıştırıyoruz. Güzel bir lezzet vermek için. Kahve olmasa da olur aslında. Evet. Şimdi az önce hazırladığımız kedi dillerini şöyle batırıp çıkartıyoruz. Bisküviler çok çabuk yumuşadığı için fazla süt de bırakmayalım. Evet, şimdi sonuncu kedi dili bisküviyi koyuyoruz. Farkındaysanız ıslatma şurubumuz da tam yetti. Bunu da yerleştiriyoruz. Artık krema yapımına geçebiliriz. Kremamız için sütümüz var. Soğuk süt. Özellikle her zaman bunu belirtiyorum. Toz şeker. İşte buğday nişastası daha iyi kıvam alması için buğday nişastası. Ama elimizde mısır nişastası var diyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Pirinç unu. Pirinç unu yok, un var derseniz o da olur. Ve bir adet yumurta ilave ediyoruz.
ateşi yakmadan önce bütün malzeme pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Şimdi ateşi yaktık. Sürekli karıştırarak, orta ateşte ama kıvam alana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Ama gördüğünüz gibi koyu kıvamlı bir hal aldı. Şimdi ateşi kapatıyoruz. Şöyle buharı çıksın diye birkaç tur daha çeviriyoruz. Sıra kakaolu kremamızda. Bir su bardağı su, bir çay bardağı şeker, bir çorba kaşığı pirinç unu, un da olabilir. 1,5 çorba kaşığı kakao. Gene soğuk olarak tenceremize aktardık ve karıştırıyoruz. Orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyoruz. Kakaolu kremamız biraz daha sıvı olacak. Şu kıvam istediğimiz bir kıvam ve ateşten alıyoruz. Kakaolu pişirdik. Tamamen soğumadı. Ilık olarak kullanmaya başlıyoruz. Önce kremamızı birkaç kaşık olarak pastamıza yayıyoruz. Üzerine az önce kestiğimiz kedi dili parçalarından gelişi güzel de olabilir. Sıralı da olabilir. Bırakıyoruz. Arasına geldik. Bir miktar şöyle damlalar şeklinde tam kaplamayacak durumda çikolatalı, kakaolu pardon, kremamızı da ilave ettik. Yine kedi dili pastalarımızı kremamızı yaydıktan sonra süslemek için ayırdığımız muzu daire şeklinde doğruyoruz. Tamamlandı. Jölen pastasını 2 saat buzdolabında beklettikten sonra kelepçeli kalıptan çıkardık. Şimdi servise sunabiliriz. Gördüğünüz gibi pastamızın yapımı bu kadar kolay. Umarım siz de yaparsınız. Afiyetle yersiniz ve ikram edersiniz. Şimdiden afiyet olsun.